Evet ve geri döndüm ancak sizin en son gördüğünüz yani birkaç saniye öncesiyle şu an arasında benim açımdan bakacak olursak yaklaşık 3 gün var. Yay! Neyse iyileştim falan filan birkaç bir şey yaptım o ara. Çok bir şey yaptığım söylenemez. Heh, bu olay başladı. 64'e desteklendiği takdirde bunu da birikmeye başlıyorlar. Alalım şunları ve devam edelim. Şimdi şunları kazdım. Bunları nereden kazdım diye soracak olursanız. Ups. Şuradan kazdım. Zaten sarı sarı görüyorsunuz kazdığım bölgeyi. Evet, oradan kazdım. Ya kendileri hardened clay, normal Minecraft'ta olan bir şey. Sadece beni bolca clay patlatma derdinden kurtardılar. Bunun yanı sıra size göstereceğim birkaç bir şey var. İlk olarak şöyle bir programımız var. Bu programın ne işe yaradığını göstereceğim ancak öncesinde size mikrokontrolleri göstermem lazım. Mikrokontrollerler iki parçaya ayrı, iki türlü var. Tier 1, Tier 2. Mikrokontrollerler nedir diye soracak olursanız kendileri basitçe çok 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 basit bir bilgisayar. Ki gördüğünüz üzere takip ettiğimiz işlemci bile Tier 1. Ve herhangi bir hard disk slotu yer almıyor. Sadece ROM koyabiliyorsunuz. Bu program bu ROM'a konuluyor. Şu an testte bir program yer alıyor. İkinci bir ROM'um da şurada. Gene onun kopyası. Size bunun nasıl yazıldığını göstereceğim. Bunun yanı sıra wireless network kart var. Sırf bunun için zaten Tier 2 mikrokontrolörü yaptım. Normalde Tier 1 çok daha ucuz. Tier 2 biraz daha pahalı. Bir de Redstone karta sahip. Bir tane de en ucuzundan RAM'e. Çünkü zaten yapacağı iş çok basit. Zaten kullandığı program bu. Bunun ne işe yaradığını birazdan göstereceğim. İlk önce şunun işlemini başlatalım. Evet, şimdi gelelim bu programı anlatmaya. Bu arada ufak bir detay. Lua'da şöyle iki tane çizgiyi yan yana koyduğunuz takdirde o kod okunmayacak demektir. Bu kodlar neden var diye soracak olursanız, eğer kodu bunlar olmadan çalıştırsaydım, normal bilgisayarda çalışmazdı. Fakat mikrokontrolörde bunlara ihtiyacı yok. Ancak mikrokontrolörde işletim sistemi olmadığı için işletim sisteminin kütüphanelerini de sahip değil. Bunu ben bir ara güzelce bir açıklayacağım size. Mesela nasıl diyelim? En basitinden komponent belirleme kısmı biraz sıkıntılı. Zaten şunlar okunamıyor. Normal komponent kısmı yok. Onun yerine komponentleri şöyle tarıyor. Normalde buraya component.modem diye yazıyoruz. Bitiyor. Şimdi kodda yaptığım şeyleri açıklayacağım size kısaca. Local m virgül r. Yani local dediğimiz şey mesela ben normal diyelim bunu bu şekilde çağırmam gerekiyor. Modemi çağırmak için yani modemin bir özelliğini kullanabilmek için bu şekilde çağırmam gerekiyor. Aslında bunları ben bir ara güzel bir Open Computers detaylı yani Lua detaylı anlatımıyla daha güzel anlatacağım. Ancak basit ile anlatıyorum şu an. Basitçe öncelikle kullanabilmem için benim şu an istediğim programda modeme ihtiyacım var ve Redstone modülüne ihtiyacım var. Ki burada taktığımı gördünüz. Hazır bu da. Burada onları bir kısa yol olarak atayacağım ki zaten şurada kullandığımda göreceksiniz. Mesela aç burada kullanmamışım modemi ama pardon kullanmışım. m.open 1. O normalde component.modem.open olacaktı fonksiyon. Bunun yerine böyle bir şey falan filan neyse ben bunu burada anlatmayayım ya kafanızı şişireceğim. Ben daha sonra ayrı bir videoda detaylı bir biçimde anlatacağım. Hatta bir güzel bir Open Computers dersi düşünüyorum. Evet şimdi bu arada şu print test de benim tamamen bu bilgisayarda test ederken kodu kullandığım bir şeydi. Ve şunları da silelim. Bunlara hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Evet, bu basit bir program. Peki, Ctrl S, Ctrl V. Bunu ben şu ROM'a yazmak istiyorum. Bu arada ROM'larını biliyorsunuz normalde şunu yaparken bilgisayar koyuyorsunuz. Lua oluyor. Lua BIOS oluyor. Onlar bilgisayarı çalışmak için lazım. Bu ise mikrokontrolörleri programlamak için kullanılıyor. Yapacağınız şey flash test.lua. Yes diyoruz. Yani Y tuşuna basıyoruz. Yazıyor. Sonrasında bir adet isim girmemiz gerekiyor. O da
Test. Tamamdır. Buradan çekiyoruz. Gördüğünüz gibi adı test. Asıl ROM'umuzu geri koyuyoruz ve şunu da alıyoruz. Peki bu yazdığım ROM'u ben bunun içine nasıl atacağım? Crafting table'a koyuyorum. Bunu atıyorum ve voila. Bana bir tane daha küçük T ile yazılmış bir test verdi. Çünkü o halihazırda bunun içinde yaptığımızdı. Onu geri veriyor bize. Peki bu ne işe yarıyor? Şimdi bir tane kapım var mı? Bir tane kapım var. Bunun üstüne bir adet kapı koyalım. Şuna bir basalım. Çalıştı. Bu arada hata verirse eğer, yani kırmızı ışık yanarsa, şöyle bir aracımız var. Analyzer diye. Shift sağ klik yapıp verdiği hatayı görebiliriz. Şimdi ben ne istiyorum? Tabletimi istiyorum. Evet, tabletim açılsın. Aslında tabletim değil de bilgisayarımla da sinyal verebilirdim ama. Lua. Evet. Başa eşittir koyuyorum çünkü çıktısını ben de almak istiyorum ama normalde dot modem dot. Bu arada tab'e bastığınızda zaten algılıyor. Broadcast. İlk olarak kullanacağımız port, hatırlarsanız eğer, hatta şuradan girelim. Edit test lua. Birinci portu açtığımızı göreceksiniz. Yani birinci porttan, bu arada portlar verdiğiniz sinyallerin kanallarını belirliyor. Yani ikinci porttan alınan, diyelim bu bilgisayar ikinci porttan bir sinyal gönderiyor fakat şu birinci porttan sinyal alıyor sadece. Bunun gönderdiği sinyali hiçbir şekilde görmeyecek bu. Fakat diyelim şurada başka bir tane var, o ikinci porttan sinyal alıyor. O görecek. Tam tersi de geçerli. Neyse. Evet, devam ediyorum. Broadcast 1. Bunun kabul ettiği sinyal şu an hello. Tabii bunu ben değiştireceğim. Ne olarak kullanacağımı göreceksiniz. Şu an eğer buraya hello dersem açtı. 2 saniye sonra kapattı. Evet, basitçe bu olay bu. Peki bunu ne gibi şeylerde kullanabilirim? Ya bunun yerine basit bir redstone kullanabilirdim. Daha doğrusu yani basit bir pressure plate kullanabilirdim. Şu tiling device'da kullanacağım. Farklı bir işte. İleride bayağı bir kullanacağım bunu aslında. Yapacağım şey şu olacak. Bayağı güçlü bir bilgisayar. Evet, motion sensor. Motion sensörü kullanacak. Yani bu kapının üstünde de bir adet motion sensör olacak ve ben eğer şu yakınlarda hareket etmişsem, bu yakınlarda bulunmuşsam bu kapıyı benim için açacak. Tabi programı birkaç tane ufak değişiklik yapacağım. Mesela 2 saniye uyuyup redstone'u kapat demeyeceğim. Onun yerine ne diyeceğim? Ben oradayken sinyal gönderecek. Direkt redstone'u atacak. Ben oradan kaybolduğum andan itibaren başka bir sinyal gönderecek. Redstone'u kapayacak gibi. Evet, bu şu an geçici bir sistem. Bunu neyde kullanacağım diye soracak olursanız, bu değil de dialing device tarzı. RF Tools. Bu arada nasıl add yazmadan modda aradığımı görecek olursanız Search Options. Şuradan bunu false yaptığınızda arıyorsunuz. Arayabiliyorsunuz. Evet. Simple Dialer. Tamamdır. Gel bakalım. Sonra iki tane stick gel. Ve bir de ne lazım? Machine Base. Aston. Evet. Gel bakalım. Ups. Siz böyle. Böyle. Ve böyle. Simple Dialer. Simple Dialer ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Mesela şunu şöyle. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Yanında olmasına gerek yok. Dur. Simple Dialer. Bunu nasıl ayarlıyorduk? Evet. Güzel soru. Ben bunu nasıl ayarlıyordum? Neyse, bunu öğreneceğim. Gelelim. Bildiğimden değil. Şu an öğreniyorum ben de sizle beraber. Evet.
ayarlamanın yolu vardır umarım. Neyse. Aa, hatta dur. RF Tools demişken zaten RF Tools'un kitabını yapmam lazım. Kitap. Var mı burada? Heh, bir tane var. Köfte ile rezillikler. RF Tools noob'uyum. Dialer, dialer, dialer. Genel bir smart branch. Item filter, spawn system, boost system, modular screens, shield system, advanced power, teleporting system. Simple dialer. Simple dialer, preset, transmitter, receiver combination, and... Dur. New home, dial. Deneyelim. Bakalım böyle bir şey mi? Lever. Hayır. Bakalım preset'ini nasıl ayarlıyoruz? Tabii ki de kaybetti. Teleporting system. Ha, tamamdır. Sanırım anladım. Interrupt. Evet. Evet. Bu şekilde çalışıyor. Tamam, bunun interrupt'ını da bir şekilde ayarlamamız lazım. Tamam, ben bunu biraz kurcalayayım. Simple dialer. Block on the transmitter and the receiver. Tamamdır. Ben bunu bir ara kurcalayayım. Bu tarz bir şey kontrol etmek için kullanacağım bunu. Evet. Tabletimizi şimdilik şuraya atabiliriz. Sen de şöyle gel. Kapı da şöyle gitsin. Kafamdaki konsepti umarım anlamışsınızdır diye umuyorum. Ve devam edelim. Bu bölüm maalesef inşaata girişemeyeceğim. Bir yandan uyuyalım. Evet, bir yandan da kahvemi içiyorum. Haliyle. Evet, gidelim. Nereye gidiyoruz diye soracak olursanız Quarim'in olduğu yere. Çünkü Quarim bitti. Ve tabii ki de Quarim bittiği için birkaç bir şey yapacağım. Bunlardan biri nedir diye soracak olursanız Quarim bloğumu kaldıracağım. Yani nereye kaldıracağım? Göreceksiniz. Şimdi gelelim. Evet, çok fazla. Hala enerjisi var. Zaten doldurmam da kolay. Zaten yakında wireless charger'a da geçerim. Valla! Tabii duvarlardaki şeyler de kazılacak biraz. Ve topladıklarımıza bakalım. Güzel. 32'lik blokluk bir alan. Bu arada son 3 bloğu kazmadı. Onun... Muhtemelen maksimum yükseklik limitinden ötürü. Evet, maksimum yükseklik limitinden ötürü. Çünkü bu biliyorsunuz ki çok yükseğe çıkamıyor. Bu arada bittiğinde de kendisini direkt iptal ediyor. Şimdi gelelim. Düşmesin diye yapıyorum bunu. Şimdi gel bakalım sen. Tabii ki de daha öncesinde robotu craft ettiğim esnada bir şeyi craft etmediğim için bunun achievement'ını almamıştım. Şimdi aldım. Evet. Bunları ben daha sonra temizleyeceğim. Hatta chestleri şimdiden alayım. Çünkü diğer chestleri hiç kullanmadık bile. En azından şunları kaldırabilirim. Evet, chestler gitsin. Bunlar burada kalsın. Ben bunları daha sonra taşıyacağım. Şunu alayım. Bunları alacağım. Evet, çok eğlenceli şeyler yapıyorum değil mi?
Şimdi gel bakalım. Ve basitçe ortada eşyalarımızı toparlayacağım. Ya bunun daha sonra çok çok gelişmişini yapacağım onu söylemiştim. Şimdilik bu malzemeler bana bir süreliğine yeter diye düşünüyorum. Duvardakileri de kazarım bir ara. Bu arada unutmadan şu charger'a normalde redstone sinyali veriyorduk ya. Ona gerek yokmuş. Bir wrench ile daha sonra bunun kendi wrench ile sağ tıkladığınız takdirde de kabul ediyor. Evet, devam edelim şimdi. Evimize geri dönelim. Evimize geri dönmek için ne kullanalım? Şu Advanced Charge Porter ve Normally. Normally sadece bir yer depolayabiliyor. Buna Shift sağ tıklık yaparsam yerleri görebiliyoruz. New Home'um ve Base'im var. Ve şu an Base'i ayarlı. Sağ tıkladım. Valla beni bu trans buna attı. Tabii ki de biraz enerji kullandıktan sonra. Yani istediğim yerden istediğim yere geri dönebiliyorum. Basitçe. Ve şimdi sen gel bakalım. Seni ben parçalayacağım. Parçalarına ayrıl. Onu biraz yeniden yapılandıracağız. Ve bunun yanı sıra başka ne yaptım? Quiet Clear Glass. Quiet Clear Glass'ı size hızlıca gösterelim. Normal camı biliyorsunuz. Bu da Quiet Clear Glass. Tertemiz. Tabi bunun birkaç tane daha farklı versiyonu var. Renklendirilebiliyor her cam gibi. Karanlık. Transparent. Tamam, bu ilginçmiş. Normal cam olarak da kullanılabiliyor tabi resipilerde. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Bakalım. Hardened Sear Glass, tamam. Ha, ışık verebiliyor ya da ışığı tamamen engelleyebiliyor farklı versiyonları. Evet, basitçe Quiet Clear Glass'ımız da bu. Bunu kullanacağım ben birkaç makinede. Seni şöyle alalım, sizleri de şöyle alalım. Seni de şöyle, Charger sen de şöyle, sen de şöyle. Şuna gelelim. Tabii balta lazım. Belta. Evet, aldım ve gayet yerinde. Evet. Bunu geri koyuyorum ve valla bu şekilde taşımamızı kolaylaştırıyor bunlar. Yani bunları böyle taşıyacağım. Tabii maalesef chestleri taşıyamıyorum. Chestleri taşımak için daha yaratıcı bir şeyler düşünmem lazım. Bu arada burada hani bahsettiğim gibi normalde hello diyor ya. Onu nasıl değiştireceğim? F1 D E 1. Birinci kat ya yani floor 1 ya yani floor 1 yani birinci kat door east yani kapı doğu 1 şeklinde yapılandıracağım. Bu arada bunu parçalaya dursun. Basitçe şu an için planlarım. Bunlar bunu tabii bunu tabletimle gidip basit bir komutla bir komut yazıp o şekilde açmayacağım. Bunu bir adet serverlara girişeceğim. Benim için otomatik olarak ayarlayacak. Bir de tabletim içinde bir yazılımı ayarlayacağım. Arayüzle onları kontrol edeceğim. Yani şu an için onun kontrolü bu şekilde. Bu arada unutmadan videoda bir değineyim. Çünkü muhtemelen bir şekilde birileri gene başımın etini yiyecek. Evet biliyorum. Epoch Enerjisi 8 çıktı. Daha öncesinde zaten bana Refined Storage'ı da kursana falan demiştiniz. Epoch Enerjisi 8 benzeri bir mod diye. Ancak ben daha önce dedim mi demedim mi bilmiyorum. Ancak bu pakette Epoch Enerjisi 6 mantığında bir mod olmayacak. Hatta onun için Refined Storage'ı kapattım. Depolama Refined Modular Storage'ı. Şimdi eğer girerseniz şunu craft edebiliyorsunuz. Bunu craft edebiliyorsunuz. Tamam. Bunu craft edemiyorsunuz. Evet. Şu modular storage'ı kullanabilirsiniz ancak bunlarla kullanamıyorsunuz. Normal chest'leri okuyabilirsiniz. Chest'leri okuma konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Chest'leri istediğiniz gibi okuyabilir.
Fakat depolama konusunda fiziksel depolamalara muhtaçsınız. Ve bunun yanı sıra biraz daha devam edelim. Şu arkadaş depolama demişken. Enrichment Chamber diye okuyor tabii ki de. Personal Chest kendisi. Girişini kapatabiliyorsunuz. Yani limitleyebiliyorsunuz. Tabii bunun bir önemi yok. Bunu içine şunları atalım. Ve kıralım. Envanterimizde. Shift M Description. Evet. Ve elimizdeyken de açabiliyoruz ve voila. Evet, bu. Taşınabilir bir chest. Evet, bölüm arası başka ne yaptım? Şunu yaptım. Ha! Önemli bir şey. Şuraya oktatik kapasitör ekledim. Oktatik kapasitör Ender Ion'un en yüksek upgrade'ı. Basitçe şu an bu makine en yüksek hızıyla çalışıyor. Yapmak için bunlar gerekiyor. Bunu yapmak için bu gerekiyor. Bunu yapmak için de bu gerekiyor. Ve bir şey daha yapacağım. 5 tane Ender Pearl. 5 tane Ender Pearl bana ne verecek? Çok güzel bir soru değil mi? Çok ilginç bir crafting var. Yapacağım çok ilginç bir crafting var. Endstone. Evet, Endstone craft edebiliyoruz. Bunu bize Open Computers veriyor. Ancak bunu sadece Open Computers recipelerinde kullanabiliyoruz. Ve bunu yapmam gerekiyor. Bunun için. Yani bu. Bunu yapmak için bana ne lazım? Redstone, coal, charcoal, gravel. Evet. Redstone kaç tane? 6 tane. Charcoal 2 tane. Su kovası 2 tane. Odun bana 2 tane ver. Pişirelim şunları. Sonra da kova 2 tane alayım ve su alayım. Kovalarım nerede tabii? Güzel soru. Ha, bir tanesi zaten varmış. Bir tane daha alalım. Ve şuradan sınırsız suyumuzu alalım. Devam edelim. Bunlar oldu. Evet, çarkollarımız oldu. Ve gelelim. Valla. 3 tane bakalım yetiyor mu? Hayır, bir tane daha lazım. Yay. Tamamdır. Bir. Pardon, 3 taneydi. Diğeri neydi? Gravel. Ve su. Kovalarımdan birini atabilirim. Ups. Ve girelim. Bu arada aklıma geldi de Redo ile konuşurken benim aklıma bir fikir gelmişti. Open Computers öğreten bir mod paketi. Adventure Quest mod kullanan bir mod paketi. Fikri. Siz buna ne diyorsunuz? Tabii hemen hazırlanamaz, biraz zahmetli bir iş ancak belki bir gün hazırlanabilir. Nasıl olacak diye soracak olursanız Drone Casing, Hover Upgrade tamamdır. Bir tane senden. İki tane gold nugget. Circuit board. İki tane gold nugget. Tam geri kalanı da endstone ve bir adet iron nugget. Tamamdır. Hover upgrade'imizi de yaptım. Evet. Eski hover upgrade'imizin yerine bunu koyacağız. Orada battery upgrade'e hiçbir şekilde ihtiyaç yokmuş. Bunları böyle atalım. Çünkü kendi pili zaten fazlasıyla gidiyor. Inventory upgrade'in sayısını arttırabiliyoruz bu arada. Onu arttıracağım gibi. Sana da ihtiyaç yokmuş. İnternet kartı da ihtiyaç olmayacak. Onu da kaldıracağım.
Diskini önden programlayacağım. Evet. Sanırım bu arada şu upgrade ile diğer arasındaki farka bakalım. Bunun maksimum height'ı, yani yüksekliği 64 blok. Bunun 256 blok. Yani bu zaten Minecraft'ın blok sınırı. Yani kısacası Minecraft'a çıkabileceğiniz en yüksek yüksekliğe çıkabiliyor. Evet. Chunk Loader upgrade koydum da pek işime yaramıyor ama gene de dursun. Evet. Inventory Controller upgrade zaten zorunlu. Inventory upgrade'i bu arada sayısını arttırmamız işe yarıyor. Daha fazla inventory depolayabilmemizi sağlıyor. Ama çok da yok olsun ya, işi hızlandırır. Evet. Bu arada bir şey merak ettim. Charger block. Senle bir şey deneyeceğim. Sen konabiliyor musun herhangi yere? Hayır, konamıyorsun. Tamam. Eşyaları otomatik charge etmemizi sağlayan bir upgrade var mı diye merak ettim. Ona göre elektrikli aletler kullanabilirim. Ve aklıma geldi de craft etmek istediğim bir şey daha vardı benim. Mekanizm. Bu arkadaş. Bunun için refined obsidian lazım. Yani tamam, bunda işimiz bitti. Seni şöyle alalım. Tamam, elimizi attık. Şimdi refined obsidian. Obsidian powder. Evet, en verimlisi bu. Obsidianlarımız nerede? Obsidianımız var mı? Evet, obsidianımız yok. Yaparız. Dert değil. Tabii önce bir uyuyalım. Tabii bölüm de azıcık uzadı bu yüzden. Şimdi bir de suyumuz lazım, değil mi? Evet, oyun donuyor arada öyle. Ve bunu kazalım. Ve tabii ki de yana ilerlemek zorundaydım, değil mi? Tamamdır, obsidianımız hazır. Ve seni şuradan alalım, şunu şuraya atalım ve hızlıca sen işlen. 18 tane verdi. Güzel. Obsidian powder. Hepsini ben bunun refined dust'a çevireceğim ve enriched obsidian. Neyse, ben bunları craft edip geliyorum. Evet, ve şunları koyalım. Bir adet osmium kompresörümüz var. Bu nereden çıktı? Çünkü bir recipe için gerekliydi. Şimdi osmium kompresör. Gel bakalım, bir adet osmium ingot'ımızı alalım. Ve iki. Artık hangisi kabul ederse. İki taneye gerekecek, evet. Ve bunu alalım. Bunu atalım. İki tane osmium ingot'ımız olsun. Belki daha sonra gene kullanırız. İki kullanacağız gibi de. Dursun kenarda yani. Yapmadı. Neyse. O zaman seni şuna atalım. Evet. Ve obsidian'la işleyelim. Reinforced alloy bize atomic alloy oluyor. Şimdi gelelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bunlar tabii ki de konulacak. Sen üç,
4. Oops. Gel bakalım. Enerji tablet. Atomik kaloy. Ve geri kalan ne? Bunlar. Evet ve bunların bitmesini bekliyoruz haliyle. Evet, inşaata başlayamadım. Onu artık bir sonrakine kaldı. Ancak size bu arkadaşı göstermem lazım. Tatlı bir arkadaş kendisi. İyi anlaşacağınızı düşünüyorum. Evet, saçma sapan muhabbetlere giriştik. Bu arada unutmadan şu... Bunu yapabildiğimiz şeyler bunlar. Sadece bu iki resmi için. Ve siz de gelin. Valla. Atomic Disassembler. Ve eğer... Evet, ne oldu buna? Ha tabii enerjisi sürekli olduğu için. Bunun modu değil. Bunun modunu nasıl? Ha tamam. Fast vein off. Normal. Normal modu bu. Slow modu. Fast modu. Vein modunu göstermeyelim. Tabii ki de şurayı kapatalım. Bunu benim enchant etmem mümkün mü? Umarım mümkündür. Bir bakalım normal bir tuğla onları enchant ettiğimde gözüküyor mu? Tam gözükmüyor. Enchanting Table tabii bana obsidian gerektirecek. Onları kazmam gerekiyor bir ara. Evet. Özetle bu. O zaman bu kısmın aspect ratio'su bozuk olmuş. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler. Merhabalar ben Köftesi Köfte ve bölüm başlar başlamaz kılıcımı düşürüyorum. Evet. Kasa Reboot'un yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz ve evet bölüm adını unuttum. Bölüm sayısını unuttum. Ne yaparsınız? Bu bölüm ne yapacağız diye soracak olursanız ilginç bir şeye girişeceğim. Yeni evime yapmaya, başlamaya girişeceğim. Tabi bunun için önceden birkaç hazırlığım var. O hazırlıklara bir gelelim. Tan tan tan. Evet, bunlar. Tabii ki de beraberinde bana Universal Cable lazım. Evet, şimdi sevgili Universal Cable'larım. Gelin bakalım. Evet. Universal Cable'lar. Aslında dur. Bir altı daha kazacağım. Sen Ranch modunda mısın? Evet, Ranch modundasın. Güzel. Tamamdır. Şimdi sizi alabiliriz. Şöyle. Sen de şöyle kapayalım ve bunları yerleştirmeye başlayalım. İlki bu. İkincisi de bu. Bunlar biraz RF tüketen arkadaşlar. O yüzden onlar biraz dert olabilir. Evet, şimdi seni adlandıralım. Adın ne olsun? Asa dur. Capslock açık kalmış. Base. Tamamdır. Tabii ki de buraya bir yanlış cihaz. Dialing device. Tabii ki de oraya koymayacağım. Buraya koyacağım. Evet. Tabii dialing device'ında enerji alması gerekiyordu, değil mi?
Ve tabii ki de her videoda olduğu gibi mesaj gelir. Bu arada ne tarz bir ev dizaynı olması konusunda fikirlerinizi okudum. Bayağı güzel fikirler ortaya çıktı. Şimdi bölüm arası yaptığım bir şey daha değineyim. Upgrade'leri hatırlıyorsunuz değil mi? Buraya böyle bir şey koydum. Bu ne yapıyor diye soracak olursanız, kendi depolama kapasitesini 8 kat arttırıyor. Diamond olduğu takdirde. Evet. Dial diyoruz ve beni buradan buraya ışınladı. Kullandığı enerji değişiyor. Interrupt. Tamamdır. Kullandığı enerji değişiyor. Bu arada biraz hastayım, o yüzden video zaten kısa sürecek. Sadece bunu yapmak istiyorum. Bölüm arası evi inşa etmeye başlarım. Evet, şimdi gelelim bunları alalım. Envanterimize. Buna şunları atalım. Şu yok, bu gelmesin. Şu gelsin. Ve bunun yanı sıra başka ne olacak? Bölüm arası yaptığım başka bir şey daha göstereceğim. Scoop. Ancak biraz farklı bir scoop. Bu şekilde craft ediliyor. Valla valla. Bunlar bu şekilde, bu şekilde. Ve bunu elektrikle şarj ediyoruz. Hemen bir şarj edelim. Neredesin? Bu arada kahvemi alayım şöyle. Kahve yaptım. Evet, gördüğünüz gibi şarj oldu. Ve şarj etmek demişken şunu da bir şarj edelim. Çünkü ups, elimde wrench kalmış. Ve o esnada biraz daha universal key bulayım. Aa, doğru. Shift'e basılı tutarak alıyormuşum. Tamamdır. Evet. 32 tane gayet fazlasıyla işimi görür. Gayet fazlasıyla. Güzel tanımlama. Peki bunlar ne yapılacak? Şimdi sen gel bakalım. Evet. Şimdi yapacağım şey çok basit. Tabii içeride olduğum için gözükmüyor. J. Şuraya gideceğim. Aslında şuraya da gidebilirim. Evet, buraya gideceğim. Bayağı güzel bir yol. Evet. Bu arada bunları da gösterelim ve bir şey daha göstereceğim. Şu arkadaş. Apiarist Chest. Apiarist Chest bu şekilde yapılıyor. Ve bunu backpack'e çevirebiliyorsunuz. Evet. Bu backpack'te ne işe yarıyor diye soracak olursanız, içinde arı tutuyor. Yani arıların envanterinizi doldurmasına engel oluyorsunuz aslında. Evet. Kendisi çok daha fazla arı tutabiliyor normal bir chest'e kıyasla ve arıların bilgilerini de arayıp filtreleyebilmenizi sağlıyor. Ve tabii ki de ben ne yapacağım? Oraya gideceğim. Evet, ve geri geldim ve... Gel. New home. Base. Dial. Tamamdır. Şimdi bunun üstünde durduğumda beni eski evime ışınlayacak. Evet. Ve şimdi bu dial'ı yaptığımızda... Evet. Voilà. Ha, tamamdır. Tekrar bir teleport olalım. Şunu bir interrupt edeceğim. Interrupt. Dial once. Burada dial once kullanmak istiyorum. Bir kere dial yaptıktan sonra kopacak. Evet. Ve yeni evimle şu anki evim arasında gidiş gelişim bu şekilde olacak. Evet. Bu arada bunların craft edilişlerine bir bakacağım. Göstereceğim size ve bu arada ben neden leave it yapamıyorum. Oha. Evet, ve geri geldim ve bu ilginç olaydan kurtulduk. Oyunu yeniden başlatmam gerekti. Evet, şimdi
Bu itemlarımız şunlar. Matter Transmitter ve Matter Receiver. Bu şekilde craft ediliyorlar. Machine Frame'e gelelim. Bu şekilde craft ediliyor. Normal craft'ı bu değil. Benim paketteki craft'ı bu. Evet, şimdi şunları da envanterimden boşaltayım. Evet. Basitçe bunlar bu. Peki, çalışma prensiplerine gelelim. Çalışma prensipleri aslında bayağı basit. Matter Transmitter sizi başlangıç noktanız, receiver ise bitiş noktanız olacak şekilde çalışıyor. Bir adet dialing device bunları kontrol ediyor. Daha doğrusu transmitter'ı kontrol ediyor ve başka bir receiver'a bağlanmasını sağlıyor. O receiver'a ışınlanabiliyorsunuz bu sayede. Fakat ufak bir uyarı, receiver'ın da transmitter'ın da enerji alması lazım. Yoksa ölüyorsunuz. Bu aklınızda bulundurun. Ki bilinmedik bir yerde ölmek pek hoş bir şey olmasa gerek. Bunun yanı sıra bölüm arası yaptığım başka bir şeye gelecek olursak şu. Excavator. Voila. Evet, basitçe her şey bu şekilde oldu bölüm arası. Evet, şimdi benim bölüm içi yapacağım başka bir şey var mı ona bakayım. Evet, yeni evimizin alanına geldik ve burada dikkat etmemiz gereken birkaç şey. Bu arada şuraya bir waypoint koyayım. Evet, waypoint'imizi de koydum. Peki, göstermek istediğim birkaç bir şey var. İlk olarak bir adet ormana girmem lazım, umarım görürüm. Çünkü ormanlarda çok önemli bir şey var. Hatırlatırım, mod paketine yeni bir mod eklendi. O mod, word generation ekliyor. Ve çok, benim daha önceki serilerimde çok fazla kullandığım bir word generation var. Ve burası ben o modu kurduktan sonra açılmış bir orman olmalı. Bu arada bölüm arası mümkün olunca bulabileceğim kadar biyom bulmaya çalıştım. Onu söyleyeyim. Hatta hızlıca bir göstereyim. Şurada bir adet jungle biyom var ki orası bayağı önemliydi. Swamp biyomum var. Burası var. Çölüm var. İki tane. Şurası bayağı hoşuma geldi. Yok, bu değil. Orayı biraz sömüreceğim. Onu söyleyeyim. Evet, basitçe işler bu şekilde. Ve kendime geri döneyim. Şu ormana bir baksam daha sağlıklı olabilir. Evet, neden? Ha, doğru buldum sanırım. Evet, Quarried Stone. Quarried Stone nedir diye soracak olursanız. Saniye, nasıl yazılıyordu? Ah, doğru. Ya tabi texture'ları gözükmüyor bunların. Umarım Word'de yerleştirdiğimde gözükürler. Bakacağız. Quarried Stone'ları kullanmak istiyorum. Bunun yanı sıra Abyssal Stone'lar da var. Onların da texture'ları gözükmüyor. Evet. Böyle birkaç tane decorative bloğum var. Ve kafamda ilginç bir proje var. Umarım gerçekleştirebilirim. Umarım. Evet. Sanırım bölümün geri kalanı şimdi çekilmeyecek. Ben inşaata başladıktan sonra çekilecek. Tabii inşaata başlamadan önce ne yapmam gerekiyor? Malzeme toplamam. Bolca. Yay.